Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum yeleğin cip kısmını ve yakasındaki şu detayın nasıl örüldüğünü göstereceğim. Yapmak isteyen arkadaşlar buradan izleyip yapabilirler. Şimdi bu yeleğime ilk önce yaka kısmını göstereyim sizlere. Daha sonrasında cip kısmını göstereceğim. Yaka kısmı için ben krem rengi kullanacağım. Sizler hangi rengi uygun görürseniz yaptığınız yeleğe o rengi kullanabilirsiniz. Bunu yaparken şurada düğme yerinden biraz 7-8 tane trabzan geri gelip şuralardan falan başlayacağım. Çünkü şu düğme detayının görünmesini istediğim için. Şimdi bir tane şu şekilde zincir çekiyorum. Yeleğimi şu şekilde tutuyorum. Şuradan sayarak 2, 4, 6, 8. trabzanın üzerindeki sıkı iğnenin öne bakan kanadına ipimi sabitliyorum. Bu şekilde 1, 2 tane zincirimi çektim, telimi aldım. Hemen yanındaki sıkı iğnenin arkaya bakan kanadının içerisine batarak trabzanlarımı oluşturuyorum. Telimi aldım. Hemen yanındaki sıkı iğnenin ortasına batarak trabzanımı yaptım. Telimi aldım. Hemen yanındaki sıkı iğnenin ortasına batarak trabzanımı yaptım. Sizler eğer ki sıkı iğne etrafına dönmemişseniz alttaki trabzanın üzerine trabzan yapabilirsiniz. Ama sıkı iğneyle daha kolay oluyor ve daha güzel görünüyor. Telimi aldım. Yanındaki sıkı iğnenin öne bakan kanadının içerisine bir tane trabzan yaptım. Bu sıramız tamamıyla trabzan olarak yapıyoruz. Sıramı trabzan olarak tamamladım. Kenarda şu düğmeli kısma geldiğimizde burada ben 6 tane 2 4 6 tane şu kenardaki ile beraber 6 tane trabzan bıraktım. Çünkü burası daha göz ön kısımda olduğu için. Şimdi burada geriye dönüyoruz. Geriye dönüşte 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. 1 2 3. trabzanın içerisine batıyorum. Yani içerisine derken tepesine şu şekilde batıyorum. Telsiz olarak 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5.'nin trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 4. trabzanın içerisine batıyorum. 4 tane daha zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 4. trabzana tepesine batıyorum. 4 tane daha zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bu sıramız bu şekilde. Üstteki örneğimizin yuvalarını oluşturmak için bu şekilde örüyoruz bu sıramızı. 5 tane zincir çekiyoruz. 4. trabzanın tepesine batıyorum. 4 tane daha zincir çekip aynı noktaya batıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Kenara geldiğimizde 4 tane zincir çektim. Hemen şuradaki kenardaki zincirin içerisine batarak telsiz olarak oraya sabitledim. Geriye dönüşte 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Telimi aldım. Hemen
Şuradaki boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincirimi çektim, telimi aldım. Tekrardan 3 tane daha trabzan yapıyorum. Telsiz olarak hemen altta 5 tane zincir çekmiştik. Onun ortasına batarak şu şekilde sabitliyorum. Oraya tekrardan tel almadan hemen pardon zincir çekmeden telimi alıyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Telsiz olarak hemen aşağıdaki 5 tane çekmiş olduğumuz zincirin ortasına batarak sabitliyorum. Tel alıyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrardan 3 tane daha trabzan yapıyorum. Telsiz olarak 5 tane zincirin ortasına şu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Bakın şu şekilde. Oluştu örneğimiz. Son bir tane sizlere göstereyim. Telimi aldım. Tığımın üzerine hemen yandaki boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrardan aynı noktaya trabzan yapıyorum. 3 tane daha. Telsiz olarak yandaki 5 tane zincirin ortasına batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. En kenara geldiğimizde de şuradaki zincirin tepesine sabitliyoruz yaptığımız ilmeği. Şekilde bir tane zincir çekip ipimizi kesebiliriz. Yakamızı bitirdik. Eğer ki isterseniz şu alttan bunu buralara isterseniz sabitleyebilirsiniz. Arka kısmı bu şekilde, ön kısmı bu şekilde. Şimdi sizlere kare motif ile cep kısmı nasıl yapılır onu anlatacağım sizlere. Yeleğinize hangi renkler uyuyorsa onları kullanabilirsiniz. Şimdi ben ilk önce yeleğimin aynı rengiyle beraber başlayacağım. Şu şekilde bir tane ilmeğimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen şu baştaki zincirin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne olarak bunu buraya birleştiriyorum. 1, 2 tane zincirimi çektim. Hemen ortasına batarak 3 tane trabzan yapacağız. 2 tane zincirimizi de sayıyoruz. Onunla beraber 3 tane olacak. 2 tane trabzan yaptım. Kenardaki zincirle beraber 3 tane. 2 tane zincir çektim. Tekrardan içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane daha. 3 tane trabzan yapacağız buraya. 3 tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Hemen yanına 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. 3 tane daha trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekip karşıya bağlıyorum şu şekilde. İpimi burada kesiyorum. Diğer rengimi alıyorum. Hemen şurada köşeden köşeye ipimi sabitledim. İki tane zincirimi çektim. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. Zincirle beraber 3 tane olacak.
Şu anda 3 tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Tekrardan aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Hemen karşıdaki köşeye, alttaki köşeye atlıyorum. Oraya da 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Tekrardan 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Hemen karşı alttaki köşeye 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Hemen alttaki köşeye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane daha zincir çektim. Hemen şuraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Sarı ipimi aldım. Motifimin herhangi bir köşesinden şu şekilde ipimi buraya sabitliyorum. İki tane zincirimi çektim. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 3 tane oluyor. 2 tane zincir çektim. Tekrardan aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Telimi aldım. Hemen şuradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen köşeye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Şu ortadaya 3 tane zincir, pardon, 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Köşeye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekip aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Ortaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Köşeye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekip aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekip ortaya 2 tane 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane daha zincir çekip şuraya sabitliyorum. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Beyaz ipimle beraber hemen köşeden başlıyorum etrafına dönmeye. Hemen buraya ipimi sabitledim. Bir köşeye. 1, 2, 3,
3 tane zincir çekip aynı noktaya batıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanların tepesine 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen şuraya şöyle. Hemen dibindeki boşluğun içerisine bu şekilde batıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip hemen şuraya şu şekilde batıyorum. Tekrardan 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen şuraya batıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip hemen dibine batıyorum. Bu şekilde 3 sırasını dönelim. Motifimiz bitti. Ağız kısmını yapmıyoruz. Sık iğne olarak şu şekilde bunu buraya dikeceğim. Pembeye uygun bir renkli şöyle dikiş ipiyle beraber onu buraya sabitleyeceğim. Yeleğimiz bu şekilde. Yapın arkadaşlara. Kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir motifle yaka kısmını. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.